Selam, bol sohbetli bir makyaj videosuna daha hoş geldiniz. Umarım güneş olmadığı için çok karanlık değildir. Arkadaki ışıkları açmaya çalıştım bugün ama yani inşallah rengi dengeler. Ben kameraya bakıyorum, şöyle bir iyi gibi görünüyor ama saçlarım mükemmel. Saçlarımı az önce sardım. Bugün benim pazar boş günümde. Eşimin nöbeti var. 24 nöbetinde sabah gitti. Dedim ki Zeynep bugün video çekebilirsin. Hepsini montajlayamasan da çekebilirsin. Çünkü akşama arkadaşlarım gelecek, hazırlık yapacağım. Sabahtan böyle öğlene kadar falan boşluğum var. O yüzden ben de bunu video çekerek değerlendirmek istedim. Bu arada siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Baharla aranız nasıl? Ben bahar alerjilerinden muzdarip bir insan olarak... Yani ses falan daha iyi gibi bugün bence. Ben şimdi hemen makyajımı yapmaya başlayayım. En başta şunu söyleyeyim. Evet, tabii ki her videoda olduğu gibi bunda da hediyeler gelecek size. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bir adet yorum yazmanız benim için yeterli. Şunu altına yükseltmek için bir şey koymalıyım. Diğer çekiliş merak edenler olacaktır. Ciğer çekiliş, yani bu akşam yetiştiremeyebilirim. Bugün yetiştiremeyebilirim dediğim gibi. Çünkü misafirim var. O yüzden olabilecek en kısa zamanda diğer çekilişi sonuçlandıracağım. Buna da beğenip bir adet yorum yazmanız benim için yeterli. Gönderim ücreti size ait oluyor. Aklımdayken hemen söylemeyi unutmamalıyım. Nerede yaşıyorsunuz bilemiyorum. Ne kadar tutar onu da bilmiyorum. Ben Bursa'da yaşıyorum. Ama olabilecek en ekonomik ve en hızlı şekilde göndermeye çalışıyorum. Bu ayda gene herkese uygun, her cilt tipine uyabilecek minnoş, minik benden bir hatıra hediyeler seçmeye çalıştım. Malum yaz geliyor, bahar ayındayız. Ki her ne kadar Bursa bugün kapalı ve yağmurlu görünse de. Aklımdakileri hemen söyledim. Çünkü birçok kişi izlemeyecektir ve başka videolarda bana soru soracaktır. Ya da bu videonun altına soru soracaktır. Bu videonun altına soru sorduğunuzda ben cevap vermiyorum. Çünkü tek bir yorum kabul ettiğim için çekilişlerde, yani buraya soru sormayın. Soru soracaksanız başka bir videonun altına konuyla ilgiliyse sorabilirsiniz ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'ım da Zeynep Ayral. Oradan da takip edebilirsiniz. Gibi gibi. O yüzden bunları başında böyle söylemek istedim. Her zaman olduğu gibi bugün de makyajın, yaptığımız işin hiçbir önemi yok. Önemli olan sohbet. Kendimi bir güncelleyeyim dedim. Bayram geçirdik, Ramazan'ı bitirdik derken, bahar geldi derken herkes tatil rezervasyonlarına başladı. Bayramda gidenler çoktu. Biz Bursa'da bekçi olarak kaldık, burayı bekledik. Biz hiçbir yere gitmedik. Buradaydık, burada geçirdik. Tatil rezervasyonunu falan daha yapmadım. Henüz değil. Çünkü eşimin nöbet ve iş durumuna göre biz hareket ediyoruz. O yüzden henüz değil ama ben bir an önce yaz gelsin tatile gidelim modundayım. O yüzden böyle tatil. O moddayım. Bayram evde geçti, yani ben evdeydim. Bir yere gidemedim. Yerde turist çok fazlaydı bu yıl. Tüm Türkiye içinde herhalde öyle. Hava güzel olunca herkes gezdi sanıyorum ki. Bursa'da çok yoğundu. Gerçekten çok yoğundu. Sabitliyorum biraz parası. Malum yağlı cilt problemleri. Keşke ölüme de gelmeseydi çok fazla. Şimdi kaşlarıma da bir bakayım. Kaşlarımı da bir doldurayım. Oh, yaz gelsin. Deniz havuz sezonu açılsın. Havalar ısınsın, benim alerjilerim bitsin. Daha rahat nefes alıp daha rahat uyumaya başlayayım.
Alerji hastaları beni çok iyi anlayacaktır. Artı şey aldı artık eşim bu ay. Hava temizleme makinesi, oksijen makinesi falan var evde. Hava temizleme makinesi rahatlattı. Beni oldukça rahatlattı. Bugün bu videodan sonra Victoria's Secret Spray videolarını çekmeyi düşünüyorum. Ona hazırlık yapacaktım. Dedim ki neden olmasın? Beraber yapalım. Ve böyle minik bir sohbet olsun. Sıkılan da var biliyorum ama seven de çok fazla. Çekilişi bugün kapatırım diğerini. Birkaç gün içinde de sonuçlandırırım. Ne zaman anlamı yok. Belki canlı yayın açar, birlikte yaparız. Yani benim uygunluk saatime göre tabii bu arada canlı yayın açabilme durumu. O yüzden Romantin yeni paletini mi denesen acaba? Yani böyle dolayı. Romantin şu paletine başlamıştım. Alabilsem aslında göstereceğim. Bir Pampas Garden paletine daha yeni başladım. Bu böyle tam şey, bahar paleti. Deneyelim. Denemediğimiz renkleri deneyelim. Varsa şayet. Şayet. Ama önce bir şey yapalım. Kontür yapmıyor. Bu kontür değil. Bu ısıtma. Yüzümüzü bir ısıtalım. Birazcık ısıtalım. Tek renkten bir çıkalım. Beyaz insanların problemi. Artık ben bronzlaşmak istiyorum ya. Ya gerçekten biraz böyle yanmalıyım. Çok 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 beyazım. Gereksiz beyazım. Biraz böyle bronzlaşmalıyım bence. Yüzümü yakmamaya çalışırken boyun bölgemden aşağısını karartmaya çalışıyorum. Ama cildim şey, geçen sene güzel lekelenmedi. Yani çok iyi leke olmadı. Böyle bir iki leke oldu. Onlara geçti hemen. Bence ben bunun şeyle ilgisi olduğunu da düşünüyorum. Söyleyeceğim kolajenle. Geçen yıl da bu mevsimlerde ben 3 ay kolajen kullandım. Senede bir bunu yapmaya çalışıyorum. Geçen yıl da gene Nisan Mayıs'ta mı başladım? Yani güneş gördüğüm mevsimlerde kolajen kullanıyordum. Kolajen kullanımının bence çok büyük faydası oldu. Cildimdeki lekelerin kalıcı olmamasıyla ilgili, cildi yenilediği için bence. Bu benim mantığım tabii bu arada. Cildi yenilediği için lekeler de çok kalıcı olmadı diye düşünüyorum. Çünkü bütün yaz güneşin altındaydım ve bronzlaşmak için tamam yüzümü sürekli korudum, sürekli tekrarladım ama bronzlaşmak için de yani iyi kaldım güneşin altında. Şu Natasha Denona'nın krem bir allı paleti vardı bende. Allı, krem allı ve toz allık, krem allık, aydınlatıcı, krem toz aydınlatıcı. Böyle ten rengine yakın ama çok kullanmadığım bir paletti. Tam böyle güneşten yanmışsınız. Doğal böyle güneş yanığı rengi. Ben bunu böyle biraz daha yazın daha çok seviyorum sanki. Hadi dedim onu uygulayayım. Neden olmasın da yaz gelsin. Şimdi de tekrar kolajen kullanmaya başladım. Gene konudan konuya atlıyorum. Tüm video böyle geçecek. Tekrar kolajen kullanmaya başladım. O yüzden bence bu sene de çok yanmam. Yansam da çok lekelenmem umuduyla hareket ediyorum. Ben seviyorum. Bronz olmayı seviyorum ama yüzümün yanmasını istemiyorum. Ve lekelenmesini istemiyorum. O yüzden yüzümü korumaya çalışıyorum kendimce. Buraları da mı sürsek biraz? Bayağı bir bronz görünümü veriyor ya, ben onu seviyorum. Şimdi bunun ilk önce krem aldı aydınlatıcısını süreyim ben. Şöyle bir ince bir fırçayla. Sonra üstünden toz aydınlatıcıyla geçiyorum. Hmm.
pudrayla sabitlemiştim ama üstüne biraz ışıltı neden olmasın da. Şu kaş altlarımdan şöyle hafif. Çok parlıyor mu bilmiyorum. Kamerada nasıl görünüyor da çok böyle parlayan bir şey değil. Geldim şimdi tozdan alayım üstüne biraz sabitleyelim bunu. Evet. Bu da biraz fazla oldu. Victoria's Secret videosunu izlerseniz neden böyle anlamsız parladığımı bu videoda görmüş oldunuz. Neyse. Hatta Beckham'ın şöyle bir aydınlatıcısı var. Yıllar önce almıştım duruyordu. Hatta şunun da şöyle bir bronz aydınlatıcısı var. Hatta üstüne de biraz ondan sürelim. Böyle bronzla şöyle pembe. Wow. Ben Becca'yı çok seviyordum ya. Bunlar Becca'yı niye kapadılar ki? Kadın iflas etti gerçekten. Bronz tende böyle şeftalimsi, bronzumsu ağlıkları çok beğeniyorum. Böyle patlama oldu yüzümde. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Geldim Fara. Kolajeni anlatıyordum gene böyle konudan konuya. Kolajeni ben doktor tavsiyesiyle aldım. Siz de doktor tavsiyesiyle eczanelerden alabilirsiniz. Saç videosu çekeceğim. Saç bakım rutinimi çok soran oluyor. Yani böyle yaptığım özel bir rutin bir şey yok. Kullandığım ürünleri anlatacağım. Orada da şeyi eklerim. Kolajeni eklerim. Hani merak eden varsa ya da görmek isteyen varsa bakabilirsiniz ama her zaman şunu duyuyorum. Online'da yani koyduğumuz işte platformlardaki satıcıların her zaman orijinal ürün satmadığı, biliyorsunuz ilaç sektöründe de çakma ürünler, sahte ürünler çok çok fazla olabiliyor. Onların gerçek olmadığı gene de emin değilim ama öyle diyorlar. O yüzden ben sağlık konusunda güvenmiyorum çok o tarz yerlere. O yüzden eczaneden aldım. Siz de bir bakın, ürünü bakın diye koyabilirim. Ben Orzax markasının day to day şase şeklinde içinde D3, K2, magnezyum gibi takviyeleri de olan kolajenini kullanıyorum. Bir 15 gün olmadı daha. 10 gün, 12, 10 gün falan olmuştur. Geceleri yatmadan içiyorum. Ama cildimin nem kalitesi değişmeye başladı. Yalnız aydınlatıcı o kadar parlıyor ki. Yani benim burada çok gözümü alıyor. Aman tanrım, abartmış olabiliriz. Allık fırçasıyla geçeyim biraz. Bu bronz dönümü ben çok seviyorum. Bu aldığı seviyorum. Natasha Denona'nın genelde güzel oluyor. Neyse işte bakacaksanız o şekilde o doğrultuda bakabilirsiniz. Şuradan şöyle ışıltılı bir far alıp şöyle sürelim biraz. Öyle kolajen kullanmaya başladım tekrar. Hem bu saç için, tırnak için, eklemler için 3 tip kolajen var içinde. Hem saç, kaş, tırnak, cilt. Ve eklemlerde faydalı olan kolajeni ben tercih ettim. Saç videosunda işte hem kullandığım ürünlerle onu da ilave edebilirim diye düşünüyorum. Şu göz pınarlarımı aydınlatayım istiyorum biraz ama şuradan aydınlatıcını alayım hadi. Böyle yani şey dönemim açıldı benim. Kolajen kullanma dönemim başladı. Ben yaz başında kullandığımda daha güzel fayda gördüm. Onu da eklemeden geçemeyeceğim. Ben yazı özlemişim. Ben her şekilde yazı özlemişim. Böyle sürdüğümde, kokladığımda. Her şekilde bunu hissediyorum. Yani elim hep yaz kullandığım parfümlere gidiyor. Ondan sonra kokular, işte sürdüklerim hep böyle bronz şeyler. Ben gerçekten yaz insanıyım. Çünkü alerjim olduğu için bu dönem benim için biraz böyle yoğun geçiyor. Yoğun dediğim bayağı bir spreylerle falan geçiyor. Hadi biraz böyle gözlerimiz daha büyük görünsün. Bunu hemen
montajlayıp yüklemeye çalışacağım. Ama dediğim gibi diğer videolara birkaç gün sonra erteleyebilirim. Buna çekiliş sonucu da dahil arkadaşlar. Çünkü dışarıda da işlerim var. Biliyorsunuz ki çekiliş sonuçlandırmak benim için biraz vakit alıcı bir şey. Çünkü herkese tek tek numara verip yorumlarınızı okuyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi çekiliş videolarına dönüş yapmıyorum. O yüzden tek tek numara verip çekiliş sonuçlandırmak benim için biraz vakit alıcı olabiliyor. Parça parça yapmayı sevmediğim için oturup böyle bir günde çekiliş sonuçlandırıp açıklayıp hazırlamam gerekiyor. Koyamadım. O yüzden biraz bekleyebilirsiniz diğerinin sonucu için. Şimdi eyeliner nasıl çekilmez, nasıl sürülmez onu göreceksiniz. Bu da mı bitiyor ya? Ay. Bu da bitiyordu. Biterken böyle ucunu kuruma yapıyor. Kıl fırça. O da böyle bulaştırıyor. Bilmem ne yapıyor. Zaten beceremiyorum. Zaten ikisi çok farklı. Yani iki göz kapağı. Şekil olarak farklı. Zaten düşük. Böyle sonra tuhaf görüntüler çıkıyordu. Derin bir sessizlikten sonra sanıyorum bir miktar oldu. Biraz da şöyle yapalım. Gözümüz varmış gibi görünsün. Şimdi bol maskara sürerek biraz daha böyle gözleri belirgin yapalım ki çok böyle boş boş durmasın. Yüzüm bayağı bronz görünüyor. Vücudum bayağı beyaz mı görünüyor? Wow. Bu paleti sevdim. Bu far paleti çok güzel. Özellikle göz kapaklarınız sizin de yağlıysa, farlar çok toplanıyorsa, çok rahat far süremiyorsanız Rom and ürünlerine bakabilirsiniz. Kore markası. Onların da cilt yapıları çok yağlı. Göz kapakları olmadığı için genelde hep sabitlenen, dağılma yapmayan, birikme yapmayan farlar üretiyorlar ve bu benim işime çok geliyor. Yani eskiden far bazı falan çok kullanırdım ama şimdi kapatıcının üstüne hemen pudrayı da sabitledikten sonra farı sürebiliyorum. O zaman da böyle çok şey olmuyor, birikmiyor ve pigment ürünleri çok güzel. Sanki cildinizin böyle kendi ışıltısı, kendi doğal parlaklığıymış gibi duruyor ve ben bu tonları da çok seviyorum. Böyle şeftali, bronz şeftali, bronz pembeler çok seviyorum. O yüzden böyle güzel bir far arayışı içerisindeyseniz buna da bakabilirsiniz. Wow. Evet, şimdi biraz kıvıralım. Neden? Bunu biraz uzattık, diğeriyle birazcık kıvıralım. Biraz daha geçeceğim. Altlarla süreyim birazcık. Herkesin maskara sürmesi çok farklı değil mi? Ben kuaförde bile makyaj yaptırıyorsam diyorum ben sürüyorum ki yaptırmıyorum çok. Diyorum al ya sen sür.
Gözlerim her şekilde farklı, kirpikler farklı. Her şey farklı. Bence şimdi dudağıma zaten çok koyu bir şey sürmem diye düşünüyorum. Burada bir dudak kalemi olmalı. Bu neymiş? Neymiş bu? Florman No 201. Bakalım. Ten rengi gibi. Ne renk? Ne renk? Bu neymiş? Golden Rose. Arkada daha bir şeyler var fakat bakayım. Nesin matı var sevmiyorum. Ay aman bunu süreyim. Evet. Evet. Saçlarımda iri dalga olsun istemem. Değişik bir şey oldu galiba. Şimdi önümü açayım bir. Sonra gelelim size neler geliyor. Dediğim gibi buraya kadar makyajın hiçbir önemi yoktu. Saçın hiçbir önemi yok. Bunlara çok takılmayın. Hemen. Bunları ben böyle bir an önce montajlayıp yayınlamak istiyorum ki cilt bakımından başlayalım. Gene Watsons. Watsons'tan alıyorum ben bunları, evet. Korupark, yani Watsons'ta gezerken Dr. Organic'in Skin Clear yüz yıkama ve şöyle nemlendirici kremi, çay ağacı, salisilik asit, greyfurt ekstratı var içinde, face wash, bir tane vücut için Urban Body serisinin, şöyle daha burada bantları duruyor. O yüzden açmıyorum. Nemlendirici vücut losyonu, malum bahar. Ve yüzünüzü, makyajınızı temizlemek için Simple'ın miseller temizleme suyu. Cilt bakımından devam edeceksem Elizabeth Arden'in 8 saat kremi. Bu Elizabeth Arden markasının en ünlü kremi. Açıp araştırırsanız işte cilt yenilemeden tutun, nemlendirmesi, onarımı, bakımı, koruması, her şeyle mükemmel. Bir krem elemen, bir tane Sephora'nın Hindistanlı, Hindistan cevizli. O da hiç açılmadı. El kremi geliyor. Şu şekilde birkaç adet Gem Watson's'a girdiğimde almıştım kağıt maske geliyor. Şu fırça setini bir videoda ben kendime almıştım ve açmayı unuttum. Şöyle şurasını açtım fakat bunları ben kullanmayı unutmuştum bir videoda. Daha önceki çekiliş videolarında hatırlayanlar vardır. Şöyle bir fırça seti geliyor. Bir tane de şurada var. Şöyle açılı fırçası, pudra ya da allık fırçası, aydınlatıcı ya da kapatıcı ya da göz altınızı sabitlemek için kaş tarağı ve gene... Yani hem far hem oturtma fırçası olarak içinde de kağıdı var. Bu size geliyor. Bunu da hiç kullanmadım. Sonrasında makyaja gireceğim. Şöyle şunu açıp göstereceğim çünkü çok tatlı. Makyaj süngeri bunlar. Şöyle ayı ve ekmek şeklinde süngerler. Çok cici. Bunları ıslak kuru kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Kahve serisiydi. 6 adet makyaj süngeri.
Geldim makyaja. 2 adet kahverengi maskara geliyor. Neden 2 adet? Çünkü ben bunların hepsini, bunları hep daha öncesinde ikili olarak kullandım. Size sıfır bantları üzerinde ürünler geliyor. Bununla ya da bununla ilk renk vererek sonrasında da kıvırıyordum. O şekilde siz de kombin kullanabilirsiniz ama benim gibi değilseniz, kirpiniz varsa ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. BH Kozmetik'ten 88'li bir far paleti geliyor. Şöyle olsun istedim. Ya bahar geliyor, yaz geliyor. Makyajlar, düğünler, eğlenmeler, dışarıya çıkmalar, tatiller. Her şekilde yeterli gelsin diye. Bir dakika, şöyle sakince açacağım. İki tane aplikatör, ayna var. Jelatini alayım. Şu şekilde renkleri olan bir palet geliyor. Yani bu gerçekten ama gerçekten her şekilde kullanabileceğiniz, her tür makyajı çıkarabileceğiniz mükemmel kaliteli ürünler. Ben bunları yurt dışından almıştım. Gene böyle zarar vermeden jelatinin içine koyup kaldıracağım. Ve son olarak Wet n Wild'ın böyle bir seti geliyor. Peki Golden Glimmer Set nedir? Şöyle daha bantları üzerinde hemen göstermek için açmak zorundaydım. Ben böyle kendime de bir set almıştım. Seviyordum bunu. Şöyle bir aydınlatıcı pigment ve fırçalardan oluşan bir set. Şimdi bunu göstermem gerekiyor. Şu aydınlatıcının renginin güzelliğine bakar mısınız? İçinde 4 adet pigment var ve 4 adet pigment farklı renklerde ve 2 tane de fırça geliyor. Böyle bir set. Bu ayın çekilişi, bu ayın makyajı bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi koşa koşa gidip videoyu montajlayıp sonrasında Victoria's Secret losyon ve vücut spreylerinden bahsedeceğim. O videomu da izlerseniz beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki çekiliş videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.